Erasmus çiftimizle daha beraberiz. Balıkesir'den kliniğimize gelen 2 yıllık evli Gülçin Hanım ve Ali Bey. Öncelikle bu görüşmenin kayda alınmasına ve web sitelerimize yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Onun onayını alalım sizden. Evet. Teşekkür ederim. Bu 2 yıl nasıl geçti Gülçin Hanım? Neler yaşadınız? Bizimle paylaşın neler bakalım. Nasıl anlatsam? Kolay geçmedi kolay herhalde. Kolay geçmedi, çok zordu. Eşimden Allah razı olsun, eşimin sabırlılığı sayesinde bunu açtık. Destek oldu size. Ben onu üzdükçe o bana daha iyi davrandı. Umutsuzluk, mutsuzluk. Aralarınıza aileye kimseye söyleyemedim. Tartışmalarınız oluyor muydu? Yani çok tartışmamız oluyordu. Aslında benim yüzümden oluyor tartışmalar işte. Niye olmuyor, niye ben yapamıyorum? Niye öbür kadınlardan farkım da benim diye hep bunları söylüyordum. Kendinize bir güven eksikliği. Güvensizlik çoktu. Dedim yani herkes böyle hamile oldukça üzülüyordum. Ben niye yapamıyorum? Ben niye başaramıyorum? Ben kadın değil miyim? Çok umutsuzluklarım oldu. Tabii geçim sıkıntısı, eşimin bana desteği olmasaydı bunun hali gelemezdi. Gelemezsiniz değil mi? Daha önce herhangi bir tedavi aldınız mı? Tedavi aldım. Kazıklarımı aldırdım. Acaba çözüm olur mu? Vesaire. Balıkesir'de yapıldı o işlem. Balıkesir'de yapıldı. Çözüm olur mu acaba? Oraya size kazıklarında problem olduğu mu söylendi? Yok. Kazıklarının çok kalın olduğu söylendi. Bunu aşamazsınız diye söylendi. Gittik onu aldırdık. Acaba beyinde biter mi? Orası alınca dedim ilişki olur mu? Daha kolaylaşır. Ona gittik aldırdık. Hem maddi hem manevi kaybımız oldu. Sonra internet araştırırken sizi gördük. İçime mis doldu. Dedim buraya gitmeliyiz dedim. Eşimle beraber. İnternet sitemizden i̇nternet bize ulaştınız. Evet. Facebook grubumuza girmiş miydiniz? Yok oraya girmedim. Ama oradaki yazılan makaleler, şeyleri okudum. Başarı mektupları vardı. Onları okudum. Dedim buraya gidelim biz. Eşim başka yerleri önerdi. Oraya da gidelim. Orayı da araştıralım. Yok dedim. Ben dedim buraya gideceğim. İnanıyorum. Bu defa başaracağız dedim. Buraya geldik. Başardık da. Çok mutluyum. Buraya geliş tarihiniz 10 Haziran 2015. Evet. Çarşamba günü geldiniz. İlişki ne zaman gerçekleşti? Perşembe günü gerçekleşti. Bir gün içinde. Evet. 24 saat içinde hepsinden evet, doğdu. Olmuş oldu. Sizin sayenizde, ikinizin sayesinde. Sağ olun. Çok güler yüzlü ekibiniz var. Sizlerle. Hepinizden Allah razı olsun. Nasıl heyecanımı nasıl dile getirebileceğim bilmiyorum. Mutluluğumu nasıl dile getirebilirim bilmiyorum. Benim gibi hasta olanlar hiç bir dakika öyle beklemeden önce aramak önemli. Aradığın zaman zaten geliyor arkası. Aradım iş bitti. Evet, buraya gelmek herhalde çok kolay olmadı değil mi? Çok kolay yani olmadı. Bayağı... Stres. Nasıl olur? Acaba düşündük bir de dedik para tuzağı olabilir mi? Başka yerlere gidiyorsun. Gittik acaba hocalara bir yerde gittik. Onlara da gittiniz. Gittik. Acaba hoca şurada varmış, oraya git, burada varmış, oraya git. Balıkesir'in bütün hocalarını falan dolaştık biz. Öyle mi? Evet. Neler yaptırdılar? İşte muska verdiler. Okudular, okumuş bu su verdiler, böyle bir sürü su verdiler. Onları içtik falan. Acaba iyi olur mu, olur mu? Onları içiyorsun, tekrar yok. Hadi başka hocaya git. Onları denedik. Evet. Bayağı bir yerde çare arayışında girdiniz. Evet. Peki Ali Bey siz neler yaşadınız bu 2 yılda? Yani bir erkek olarak şimdi 3 yıldır beraberliğiniz var, 2 yıldır da evliliğiniz var. Evet. Tabii bu dönemde işte bayağı bir tedavi arayışı, sonuçsuz olması neler yaşattı size? Açıkçası Cenab-ı Allah bana öyle bir sabır nasip etmiş ki sevgili Peygamber Efendimizin sabrını nasip etmiş. Ben öyle düşünüyorum. Yani eşime karşı olabildiğin kadarıyla iyi davranmaya çalıştım. Hiçbir baskı yapmadınız. Çok motive etmeye çalıştım. Çok kararsız kalıyordu bazı şeylerde. Hemen çabuk böyle karar veremiyordu. İşte mesela aileler arasında da mesela sıçrayabilirdi yani bu olay. Kimseye anlatabildiniz mi böyle bir sorunu? Herhangi bir paylaşamadınız. Şey yapamadık yani açıkçası. Ya şimdi ben evle işi ayırman gerekiyor. Ama ben de onu da başardım yine Allah'ın izniyle ama son birkaç ay içerisinde eşimin rahatsızlığı daha çok ilerlediği için
Bana da yansıdı, işime de yansıdı. Psikolojikmen tabii ki. Bayağı bir çöktü yani. İşimi de etkiledi. Ben etkilemiyorum. Şimdi artık bizden sonra evlendikleri kardeşinin eşi olsun, arkadaşlar olsun hamile duydukça morali düzeliyor. Ama yani ben elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Ve yapmışım ki şu an burada sağlıklı bir şekilde oturuyoruz. Tabii ki. İkinci bir husus sizin de sayenizde. Sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Tedavi nasıl geçti? Acı var mıydı tedavilerinize? Yok, acı hissetmedik. İlk gün çok gergindiniz. Evet, ilk gün zaten ağlayarak girdim buraya. Ama gülerek çıkıyor. Şu an gözlerim gidiyor. Kendime inanamıyorum ben bunu nasıl başardım diye. Ama ekibinizin sayesinde, sizin sayenizde. Eksik olmayın. Evet, tedavi ediniz. Kolay bir tedavi. Çok kolay bir tedavi. Hiç düşünmesinler. Evet. Peki kendi başınıza yapabilir miydiniz bunu? Bunu evde kesinlikle yapamazdım. Başaramazdık. Yani bunu 10 yılda dursak, 30 yılda dursak herhalde böyle bir şey başaramazdık. Hep sizin sayenizde. Güven meselesi açıkçası. Güven. Çok evet, doğru. Güvendik. Kapıdan içeri girince güler yüzü görünce güvendik. Güler yüzü. Açıkçası öyle oldu yani. Kapıdan içeri girmez güler yüzüyle karşılandık. Eşim dedi hatta bana ilk oturduk biz doğru yere geldik dedi. Oturduğumuzda. Sen üzülme dedim ama doğru yere girdim. Zaten tedavi, bakın cinsellik, vajinismus yani bunlar tabii kolay konular değil. Mahremiyeti olan şeyler. Evet. Hiçbir şekilde yani güvenmediğiniz bir yerde hani başarılı olma şansı zaten baştan yok. Bizim de temel prensibimiz öncelikle güven. Tabii kendinize de güven, bize de güven, tedaviye de güven. İkinci kuralımız neydi? Sabır, azim, kararlılık ve sabır sonuna kadar gitme. Üçüncüsü de tabii ki egzersizler. Egzersizleri de yaparak, uygulayarak öğreniyorsunuz ama parmak egzersizleri var mıydı? Yoktu. Evet, klasik yöntemler. Evet. Pek çok hastalarımız aslında parmak egzersiz çalışıyorlar. Tabii yapan da olabilir ama biz parmak egzersizi pek önermiyoruz. Ben hiçbir şekilde dokunamadım, eşimle dokunamadım. Ama buraya geldiğimizde hiçbir sorun olmadı. Zaten parmak egzersizi yok. Bazı arkadaşlarımız ben duyuyordum, böyle internet sitelerine bakıyordum. İşte parmak egzersizi yapıyorum ama kocamla ilişkiye giremiyorum evet, dedi. Evet. Falan okudum yani ama ben kendime zaten hiçbir şey yapamadım. Ben durma gelirim demiyordum buraya gelmeden önce. Ama Allah'a şükür sizin sayenizde başardık. Güvendik, İnşallah. Kendimize güvendik, size güvendik. Geldik ve başardık. İnşallah bundan sonrası İnşallah. Her şey çok daha güzel olacak. İnşallah. Gerçek anlamda bir karı koca olacaksınız. Evliliğiniz artık bütünleşti, tamamlandı. Ve bundan sonra hayat bambaşka olacak sizin için de. Bu sorunu yaşayan kişilere, çiftlere neleri önerirsiniz? Ben son olarak hani klasik olacak o önerilerinizi de alayım size, sizden. Ne söylersiniz onlar için? İlk önce aramak. Aradığım vakit işlem bitmiştir. Adım atmak. Önce evet, tabii. Adım atmış olursunuz. İlk önce arayıp ön bilgi aldıktan sonra ben sizin büronuzu aramadan önce başka bir yere aramıştım. Orası beni açıkçası tatmin etmediği için ikinci bir husus sizi aradım. Tamam dedik. Bu sefer oldu. İlk adım atıldı ve sonuca ulaştık sayenizde. Evet. Başarı sizin başarınız. Biz sizlere destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. İnşallah her şey bundan sonrası için de gönlünüzce olsun. İnşallah. Güzel haberlerinizi, gebelik haberlerinizi inşallah bizimle paylaşın. Bugün ilk jinekolojik muayenesini de yaptık Gülçin Hanım'ın. Gayet güzel bir şekilde hiç kasılması da olmadı. Hiçbir şeyin kasılmalarım çok güzel. Kesinlikle, kesinlikle bitti artık. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Her şey gönlünüzce olsun. Mutluluklar diliyorum ikiniz için inşallah. Sağ olun.